Değerli izleyenler, Altın Rehber programımız Mersin Yenişehir'de Özel Emin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tüm hızıyla devam etmektedir. Yanımızda işletme sahibi Necla Bozbey var. Necla Hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? İsmim Necla Bozbey. Özel Eğitim Özel Emin Rehabilitasyon Merkezi kurucusuyum. Memleketim Malatya Daren'de. 15 senedir Mersin'deyim. Necla Hanım, firmanız kaç yıldır faaliyet göstermekte ve siz kaç yıldır bu işin içerisindesiniz? Firmam benim daha Ekim ayında başladı. 5 aylık bir yeni bir firmayız biz. Ben 14 senedir bunun içindeyim. Benim oğlum engelli. Rahatsızlığı nedeniyle sürekli eğitimlere gitmiştim. Ama kendim böyle bir şeyin sürekli benim oğlumun bunun bu sektörün içinde olması gerektiğini, sürekli eğitim alması gerektiği için ben de dedim böyle bir kurum açayım, oğlumun sürekli olsun ve böyle çocuklarımıza faydamız olsun. Necla Hanım, kronik vakalar kabul ediliyor mu? Öfkeli, saldırgan çocuklar gibi. Evet, kabul ediyoruz. Onlara da ayrı bir eğitim veriyoruz. Yani öğretmenlerimiz onlara göre davranıyor, eğitimlerini ona göre veriyoruz. Yani burada kademe kademe öğrencilerimiz var. Zihinselimiz var, bedenselimiz var. Yani otistik öğrencilerimiz var. Nasıl diyeyim daha? Yani görme engelli öğrencilerimiz var. Bunların ayrı ayrı eğitimlerini ayrı ayrı veriyoruz. Bireysel mi yoksa grup şeklinde mi eğitim veriyorsun? Bireysel eğitim veriyoruz. Artı gruplarımız da var. Yaşıtlarına göre bölümleri ayırıyoruz. Grupta veriyoruz, bireysel de veriyoruz. Peki öğrenci kapasiteniz nedir burada Necla Hanım? Kaç öğrenciniz var? Şu anda 55 öğrencimiz var yeni açtığımız için. Ama bizim kapasitemiz normal milli eğitimin verdiği kapasite 120. Ama biz 55 öğrenciyle başladık. Daha yeni olduğumuz için de ilerisi de hayırlısı diyelim. Peki öğrencilerinize sunduğunuz sosyal faaliyetleriniz nelerdir Necla Hanım? Öğrencilerime sunduğum sosyal faaliyetler, spor, ondan sonra tiyatro, özel günlerimizde çocuklarımızla eğlencelerimiz oluyor. Pikniklere götürüyoruz. Bayramlarda çocuklarımızı kendimiz hazırlayıp burada bir kutlama yapıyoruz. Velilerimizi toplayıp. Çocuklarımızı diğer çocuklarla bayramlarda, özel günlerde çocuklarımızla o günleri yaşatıyoruz. Peki Necla Hanım, sohbetimizi sonlandırmadan önce değerli izleyenlere son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Valla ben şöyle diyeyim. Engelli, aslında çocuklarımız engelli değil. Ama engelli olarak görenlerin çoğu engelli çocuklar deyip de sahip çıkılmıyor. Ve her insan engelli olabilir. Çocuklarımızın normalde engelli olarak göz ardı edilmesini istemiyorum. Her çocuk engelli olabilir ve topluma bunların karışmasını istiyorum.